Savcılık 21 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, adli sürecin takipçisi olacağını, katillerin hesap vereceğini söyledi. Diyarbakır'ın Bağları ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolmuştu. 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu. Narin kızımızın maalesef cansız bedeni jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun, başımız sağ olsun ifadelerine yer verdi. Narin'in cansız bedenine evine 1 kilometre uzaklıkta, Eğer Tutmaz Deresi kenarında ulaşıldı. Narin Güran en son görüldüğünde üzerinde bulunan şahsi kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette sabah saat 08.45 sıralarında maalesef ölü olarak bulunmuştur. İhbar üzerine derede ikinci kez arama yapıldı. Narin'in nasıl bulunduğunu Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu anlattı. Daha önce aranılan tüm bölgelerin yeniden aranması çalışmamız kapsamında Eğer Tutmaz Deresi'nin bu bölgesi yeniden aranmış ve uzman jandarma JAK ve JÖH ekiplerimizce kayıp kızımızın cenazesine, cesedine ulaşılmıştır. İlk bulguları da paylaştı Vali Zorluoğlu. Narin'in cinayete kurban gittiği ihtimali ağırlık kazandı. Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konup dere kenarına getirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır. Tavşan Tepe'ye giriş çıkışlar sabah saatlerinde durduruldu. İkinci kez köylülerin ifadesi alındı, 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilenler arasında annesinin de bulunduğu iddia edildi. Ayrıca bir Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 3 Cumhuriyet Savcısı daha görevlendirildi. Soruşturmayla ilgili son durumu da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç paylaştı. Çok yönlü ve titizlikle sürdüğünü belirtti. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar adalet önünde hesap verecek dedi. Tabii soruşturma devam ediyor. Narin'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Talihsiz çocuğun DNA'sının bulunduğu araç da ortaya çıktı. Amcasına ait araç incelemenin ardından köyde görüntülendi. Soruşturma kapsamında Narin'in amcası Salim Güren gözaltına alınmış, kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan tutuklanmıştı. Dava süreci tüm Türkiye gibi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın da yakın takibinde olacak. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş sorumlu olanların en ağır cezayı alması için sürecin bizzat takipçisi olacaklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Narin'in katledilmesiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Narin'in acı haberi hepimizi derinden yaraladı, üzüntümüzün tarifi yok ifadelerini kullandı. Yürütülen soruşturma sürecine de değindi Erdoğan. Narin'i katledenlerin adalet önünde mutlaka hesap vermesini sağlayacağız. Adli sürecin bizzat takipçisi olacağımın bilinmesini istiyorum dedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.